sadece 24 saat içerisinde kızlarımıza ne gibi sihirli değişiklikler olabileceğini görelim. Bu eğitim kurumu bugün çok hareketli. Okul kralı kraliçesini arıyor. Oo prens. Aa, çok yakışıklı. Ben varım. Utangaç gözlerinin buna cesareti yok gibi. Kaydol. İstediğinizi biliyorsun. Hayır. Hadi. Hadi yap şunu. Başardım. Aa, o prenses. O muhteşem. Başak başka bir selfie çekmek istediğinde yanağında bir sivilce görüyor. Eyvah, bu şekilde kraliçe olamam. İyi ki zengin kızımızın her şeyi saklayabilecek bir yapay elmas koleksiyonu var. Oh hayır, diğer yanakta da var. Sizi halledeceğim. Sevimli desenler, prens buna bayılacak. Gözlerinin de bazı cilt sorunları var. Ama o endişelenmiyor. Bazı problemler normal bir makyaj kalemiyle halledilebilir. Marilyn Monroe gibiyim. Bir tane daha mı? Bir fikrim var. Bir saç deli sorunlu bölgelerimi kolayca gizleyebilir. Neden böyle oluyor? Pekala, bıktım artık. Gözde cilt kusurlarını kapatmak için Shivi'ye dönüşmek zorunda. Başak'ın altın bir kredi kartı var ve tüm mağazayı tek seferde satın alabilir. Alışveriş aslında güzel bir egzersizdir. Gözde elinden gelenin en iyisini yapıyor. 24 saatte fit olmak kolay değil. Oh, hiçbir şey değişmedi. Bazı aşırı yöntemleri denemenin zamanı geldi. Hadi yapalım. Tavandan ne damlıyor? Hey, kes şunu. Gözde market alışverişi yapıyor ve biraz kola almak istiyor. Aa, koptu. Ancak ilginç bir şeye dönüşebilir. Daha fazla kola alacağım. Görünüşe göre Gözde çekme tırnaklarını kullanmanın bir yolunu bulmuş. Şık bir gerdanlık yaptı. Ve sıra dışı küpeler. Bunu takipçilerimle paylaşmak zorundayım. Gözde'nin en iyi aksesuarı mı var? Çok sade. Bana bir kolye getirin. Teşekkürler. Zengin Başak bir iPhone kolyesi takmaya karar verdi. Bakalım kim daha çok beğeni alacak. Oo, bakın en sevdiğim müşterim. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Gözlerine mi makyaj yapıyoruz? Hayır, dudaklarımı ön plana çıkar. Nasıl isterseniz. Vay canına. Elmas dudaklar. Harika. İşte. Teşekkürler. Kesinlikle kraliçe olacağım. İyi şanslar bebeğim. Bu da ne böyle ya? Merhaba. Ne kadar bütçem var? İşte. Gözlerinin de bir doları bile yokmuş. Ne? Hayır. Yeterli değil. Al bakalım. Makyaja ihtiyacım var. Pekala. Ne yapabilirim? Bu kötü. Hayır. Bu da değil.
Peki buna ne dersin? Bir şey buldum. Gözlerini kapat. Vay canına, bayıldım. Ben bir profesyonelim. Kaşlarını da ağda yapmam lazım. Oo. Başak selfie çekinmeyi sever. Bir şeyi eksik yapıyorum. Bir yığın para bunu çok daha iyi yapar. İnanılmaz. Bu yeni bir trend olabilir. Gözde yerel bir restoranda garson olarak çalışıyor. Afiyet olsun. Başak'ın fotoğrafları çok havalı. Ben de istiyorum. Açıkçası bu yeterli değil. Biliyorum. Hamburger nerede? Vay canına. Neredeyse yakalanıyordum. Bakalım nasıl olacak? Tabii ki. Bu beyin para değil. Ama yine de oldukça yaratıcı. Evet, çok komik. Bir saniye bekle. Vay canına, bukleler harika olacak. Başak, güzel bukleler yapmanın harika bir yolunu buldu. Zengin kızımız güzel bir restoranda makarna keyfi yapıyor. Ve fakir Gözde sadece sokak yemeklerini karşılayabilir. Saçlarına bak. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. Artık benim de buklelerim olacak. Başak bir reklamda gördüğü bu yeni elbiseyi çok beğendi. Bu muhteşem tasarım ve şık kumaş sizi her partinin kraliçesi yapacak. Merhaba, ondan istiyorum. Dokunduğunuz anda tüm özelliklerini beğeneceksiniz. Elbisem nerede? Çok lüks. Ne harika bir kıyafet. Onu alacağım. Ne? Teslimat 6 ay mı sürüyor? Yarın mı giymem lazım? Bugünümü mahvedemeyeceksin. Birkaç çöp torbası ve makas şık bir elbise yapabilir. Şimdi o teslimatı iptal edebilirim. Güzel tırnaklar her görünümü tamamlayabilir. Başak inanılmaz bir tırnak tasarımıyla kralın kalbini kazanmaya karar verdi. Vay canına. Bu miktarda yapay elmas herkesi ağzı açık bıraktırır. Ve değerli taşlarla cilalamak onu daha da güzelleştiriyor. Gözde de prensi etkilemeye hazırlanıyor. Ama ne yazık ki tek tırnak törpüsü olabilecek en kötü anda kırılıyor. Ne yapacağım? Biliyorum. Kaykay yaparken tırnaklarınızı her zaman betonla törpüleyebilirsiniz. Muz. Çıkartmaları nerede? Bu harika bir fikir. Pekala, bitirdim. Nefes bile alamıyorum. Yaratıcı kızımız ağda için muz çıkartmaları kullanıyor. Başak uyumadan önce bir dergiyi karıştırıyordu ve bacaklarının pürüzsüz ve ipeksi yapmak istediğine karar verdi. Hayır. Bant mı? Bu değil. Bir katanaya ne dersin? Biraz tehlikeli. Bir ışın kılıcı iyi olabilir. Lazer bacaklarını hallediyor.
Merhaba, mükemmel bir bronzluğa ihtiyacım var. 10 dolar istiyorum. Buyurun. Kusursuz görünmem lazım. İçeriye girin. Bronzlaştım. Çok kırmızıyım ya. Ne yapacağım şimdi ben? Merak etmeyin. Bronzlaşma önleyicimiz tüm kızarıklığınızı alacaktır. Yine solgunum. Şimdi solaryuma geri dönmelisiniz. Başağın hizmet için ödediği paranın haklarını vermek için onu birkaç kez bronzlaştırıp solgunlaştırıyorlar. Sonunda çıldırıyor. Pekala. Harika bronzluğunuz nerede? Paramı geri istiyorum. Başak bir solaryumda. Cilt tonumu da iyileştirmem lazım. Fakir gözde pahalı salonları karşılayamaz ama çok fazla hayal gücü var. Aa evet, yüzümün daha da renklendiğini hissedebiliyorum. Oldukça iyi çıktı. Herkes kızların ve kralın ortaya çıkması için heyecanlı. Kimi seçecek acaba? Ama bir dakika. Ne? Kralın hayal ettikleri gibi olmadı, ortaya çıktı. Merhaba kızlar. Tacı ister misiniz? Teşekkürler ama hayır. Sanırım pek değil. Onun yerine sinemaya gidelim. Aa, merhaba çocuklar. Bize katılmak ister misiniz? Gerçekten mi? Ne kadar şanslı. Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Woohoo WoMotion'daki büyüleyici videoları kaçırmayın.